Arkadaşlar merhaba. Canlı yayınımıza bugün biraz e, rötarlı başladık. 20 dakika bir gecikme oldu. İnternet problemi normalde yapmayacaktık canlı yayınımıza ama çözdük problemi. Biraz geç de olsa başladık diyelim. E, sorularımıza başlayalım arkadaşlar. E, çok vakit kaybetmeden biraz geç başladık. Süreyi de başlatırsan Ömer'cim. E, ünite olarak arkadaşlar e, tahmin etme ve zihinsel becerilerin sınanması sorularındaydık arkadaşlar. İlk 5 testi dün bitirdik. Bugün 6, 3 tane testimiz var. Bu testleri bitirip 4. üniteye geçeceğiz arkadaşlar. İşlem yeteneği ölçme ve geliştirme ünitemize geçeceğiz. Sıradan başlayalım arkadaşlar. Soruları beraber çözelim. Dün biraz görmüştük zaten bu soruların nasıl çözüldüğünü. Oyun gibi sorular arkadaşlar tahmin ettiriyor bize. Bir şeyleri düşündürüyor. Ölçüyor. Aslında matematiksel değil de analitik zekayı biraz daha ölçüyor diyebiliriz burada. Üstüne ne koyabiliriz? Nasıl sorular görebiliriz? Karşına çıkabilecek bütün soru tarzlarını en zorunu da en kolayını da göstererek gidiyoruz diyelim. E, 6. testimizin ünite, 6. testimizin ilk sorusuyla başlayalım. Şimdi arkadaşlar demiş ki bir basketbol oyununda 3 pota ve her potanın karşısında oyuncuların atış yapacakları çemberler çizilmiş arkadaşlar. Şu çemberde A çemberinde bulunacak 3 tane pota ile ilgili atışlar varmış. Ne demiş burada? A çemberinden atış yapan Ahmet. Birinci potaya basket atarsa 3 puan alıyormuş. İkinci potaya basket atarsa 4 puan alıyormuş. 3. potaya basket ederse 5 puan almaktaymış. B çemberinde bulunan Güney ne yapıyormuş arkadaşlar? 2. potaya atarsa 3 puan. Yani kendi karşısındakini atıyorsa 3 puan. Birinci ve 3. potaya sağ ve soldaki yerlere atarsa da 4'er puan kazanıyormuş arkadaşlar. C'de bulunan Hakan da ne yapıyormuş? Aynı şekilde 3'e atarsa 3 puan, karşısındaki 3 puan, 2'ye atarsa 4 puan ve birinci potaya atarsa 5 puan almaktır diye bir şey söylemiş ve demiş ki oyuncuların karşılarındaki potalara yaptıkları atışlar basket olmazsa 1 puan silinirken diğer potalara atış yaptıklarında basket olsun veya olmasın ilave bir puan almaktadır diye bir açıklama vermiş. Uzun bir açıklama arkadaşlar. Ne dediğini anlamamız gerekiyor. Ölçmemiz gerekiyor. Kısaca özetlersek A'dan atan eğer karşısındakini atıyorsa 3 puan alıyor. Atamıyorsa 1 puan kaybediyor. Eğer 2'ye atarsa 4 puan alıyor. 3'e atarsa 5 puan alıyor. Ve birer puan da attığı için ekstradan kazanıyor. Atamasa da kazanıyor. Atsa da kazanıyor diye söylemiş. Buna göre demiş her oyuncu istediği potaya ne önemli arkadaşlar. 5 atış yaptığına. Bu atışlar iki atışların ikişer tanesini basket atamadıklarına ve eşit puanlı bir sonuç çıkmadığına göre oyuncuların alabilecekleri en yüksek puan aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? En yüksek puanı arıyorum. Ahmet 5 atış yapacak. 5 taneden ikisi tutmayacak arkadaşlar. Şimdi ben en yüksek puanı almak için Ahmet ne yapsın? En uzağa atsın mı arkadaşlar? Attım buraya bir tanesi için 5 puan aldı. Bir tane daha attım tuttu 5 puan aldı. Bir tane daha aldım 5 puan. Şimdi 15 puan aldım. Sonra bir de her birine oraya atış yaptığı için ekstra birer puan alıyorduk arkadaşlar. 1 1 1 3 açıdan 3 puan daha aldı. 18 puan aldık 3 baskette. 2 tane basket atamayacağım. Şimdi basket atamadığımı eğer karşıma atarsam puan kaybedeceğim. Ama ben en fazlayı aradığım için mesela gene 3'e atsın bu. Ama tutmasın 2 tane. İki taneden puan alamıyor normalde basket puanı ama oraya atış yapmayı tercih ettiği için iki puan daha alıyor ve toplamda 20 puan toplamış oluyor diyeceğiz. Yani Ahmet'in puanı 20 olabilir. Aynı şekilde ben e, Hakan da 20 olabilir arkadaşlar benzer tam tersini düşüneceğiz ama biz Ahmet'ten başladık zaten diğerlerinde 20 olmadığı için Ahmet 20'dir dedim. Ben 20'yi buldum o zaman 20 olmayan diğer seçenekleri eleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Ahmet'ten sonra Hakan. Güney çünkü ortada olduğu için şey var Hakan'a bakalım. Hakan ne yapsın arkadaşlar? Aynı şekilde 3 taneyi 1'e atsın arkadaşlar. 15 puan buradan alıyor. Artı 3 puan oraya attığı için topluyor. 18 puan alıyor. Şimdi eşit puan almaması lazım. Eğer o 2 tane atamadığı basketi 1 ve 2'ye atarsa birer puan ekstradan alıyordu. O zaman ne yapsın? Bir tanesini 2'ye atsın. Bir tanesini karşısındakine atsın diye söyleyebiliriz. Ee, dedik. Ee, o zaman ne olur şimdi? Karşısındakini atarsa puan kaybediyor arkadaşlar. Bu da önemli. Dizgi atamız geldi galiba. Burası 18 olması lazım çünkü. Bir attım buraya 18 puan dedim. Ee, siyah şapkada da benzer bir şekilde dönüşte almıştık arkadaşlar. Bunu kitabınızda siz daha düzgün göreceksiniz. Şimdi 18 puanı aldım. 2 tane atışım var. Eğer karşımdakini attım atamazsam 1 puan kaybediyorum. 17'ye düşüyorum. Diğerini eğer ki 2'ye atarsam ne yapacağım arkadaşlar? Oradan oraya tercih ettiğim için basket atamasam da 1 puan kaybedeceğim. Yani artı 1 Eksi 1 olacak. Ne olur burası? 18 puanda Hakan kazanır diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada 15 demiş. Burada 18 diyecek arkadaşlar diyelim. ne olur o zaman? Cevabım Adana olur diyeceğim. Benzer şekilde güney nasıl atar arkadaşlar? Güney'in attığına bakarsak. Güney'de de 2'ye değil de 1 veya 3'e atsın arkadaşlar. Atsın buralara kaçar puan alır? 4'er puan 12 puan aldı. Ve artı 3 tane attığı için 3 etti 15 puan aldı. 2 taneyi de sağlara atmış olsun. Yani 1'e veya 3'e atsın ama basket olmasın. Orayı tercih ettiği için 2 puan alacak. Yani 17 puan en fazla toplar dedik. 20, 17, 18 olacak deriz arkadaşlar. Şurayı daha güzel yazalım. Güzel. Biraz uzun bir soru. Korkutucu bir soru arkadaşlar. Farkındayım. Ee, anlaması zor bir soru. İşe, ifa İşlem yaparken nerede neyi dediğimizi anlaması zor bir soru. Ama bu soru sizi 30 netin üstündeki yerlere taşıyacak arkadaşlar. Bunu çözerseniz... Toplama çıkarma yaptık matematik işlem olarak ama daha çok işte dediğim gibi zeka olarak işte çıkarım yapabilmeyi ölçmüş bizden. İşte yeni test sorularda böyle oluyor diyeceğiz arkadaşlar. Biraz uzun bir soru oldu. İzgi düzeltisinden not alalım. Hatamız olmasın. Şimdi Metin Ali Feyza. 120 tane hikaye kitabını aşağıdaki gibi paylaştırıyormuş arkadaşlar. Kısa bir soru, kısa ve öz bir soru. Bakalım ne kadar kolay veya zor mu diye göreceğiz diyelim. Ne yapıyormuş? Metin'in aldığı kitap sayısı. Önce şuraya 3 kişi varsa ben buraya Metin, Ali, Feyza dersem. Metin'in aldığı kitap sayısı Feyza'nın aldığı kitap sayısının 3 katıdır demiş. Yani şu x alıyorsa burası 3x alacakmış. Ali ve Feyza'nın aldıkları toplam. Mesela Ali şurası Y ise Ali ve Feyza'nın aldıkları toplam kitap sayısı Y artı X Metin'in aldığı kitap sayısından azdır. Küçüktür. 3X olacakmış arkadaşlar. Yani Y küçüktür 2X diye de bir denklem kurmuş oldum. Buna göre Feyza'nın aldığı kitap sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş arkadaşlar. Olamaz sorusuna ne yapacağız şimdi? Burada toplama işlemi yaparsam beraber. Normalde hepsinin aldığı kitap sayısı neydi? 120 tane kitap beraber paylaşacağız. Ne var burada? Metinde 3x var. Burada y var. Burada x var arkadaşlar. 4x artı y dersem. Şimdi baktım. X'e öyle şeyler vereceğim ki 120 olacak. Bir de y de 2 xten küçük olacak. Y'ye verdiğim değerlerde. Şimdi hangisini olamaz dedi. Baktım sayılara 21, 23, 25, 27, 32 demiş. Şimdi 32 büyük bir sayı arkadaşlar. Eğer ben 32 verirsem 4 çarpı 32 ne oluyor arkadaşlar? 128 ediyor. Yani sadece 4x ile ben 120'yi aşmış oluyorum. Böyle bir şey yapabilir miyim? Yapamam çünkü benim elimdeki e, hikaye kitabı sayısı 120 arkadaşlar. O yüzden 32 büyük olan seçenek yoktur diyeceğiz. Kısaca sadece işte 32'yi 4 ile çarpmayı bilmek yetiyor bu soruda. Olamaz sorularında ne yapıyorduk? Seçeneklerden giriyorduk arkadaşlar. Bunu da anlamış oluruz diyeceğiz. Kolay bir soru olduğunu inanıyorum. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Güzel. Mayın tarlası oyunu vardı arkadaşlar. Eskiden oynardık bilgisayarlarda böyle internet olmadığı zaman internet giderdi. Bugün de gitti biz yaşadık benzer şeyi. Ee, mayın tarlası oyunu vardı. Bayrak dikiyorduk oraya. Burada mayın vardır, yoktur. Açıldığı zaman da işte e, 1 2 3 sayıları yazıyordu. Demiş ki bir aşağıda mayın tarlası oyununda mini oyununun bir mini kraküsü verilmiş arkadaşlar. Oyunda saklı olan mayınlar krakü üzerinde çarpı işareti olarak gösterilmiştir. Her boş kutuya ise Kendisinin komşusu olan kutuların kaç tanesinde mayın olduğunu gösteren rakamlar yazılacakmış. Mesela örnek vermiş. Ne dedik yeni tarzda karşınıza çoğunlukla bir örnekle açıklayacak ne demek istediğini, neyi istediğini sizden, neyi yapmanızı istediğini, neyi beklediğini açıklama yapacak arkadaşlar. Ne yapmış mesela? Şurada bir tane çarp var. Bunun komşusu ne var? Burada mesela bu sadece buraya komşu. Bir tane mayın var. Bu da buraya komşu. Köşeden de ufacık bir şey. Nokta bile olsa orada sayıyorduk arkadaşlar. O kural var. Şimdi şu iki hem buraya hem buraya komşu. 3 buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya komşu olduğu için 3 tane dedik. Bu kural oldu. Buna göre demiş. ilk başta verilen kraki'deki boş kutulara yazılacak rakamlar toplamı kaçtır diye bakmış. Ne yapacağım şimdi? Boş kutulara ne yazacağım? Bunu önemli, bunu yapacağız. Boş kutulara yazacağımız şeyi sonra toplama yapacağız ve e, sınavda 20 netin üzerindeki bir soruyu yapmış olacağız aslında arkadaşlar. İşlem hatasına müsait. Hızlı hızlı yapacağınız için işlem hatası yapabilirsiniz veya çok kolay deyip bir, bir puanla kaybedebilirsiniz. Se seçenekler birbirine yakın arkadaşlar. Bir, bir tane fazla bir tane az yaparsak da bu kadar güzel bir soruyu kaybedebiliriz arkadaşlar. Ne yapalım? Boşlukları dolduralım mı beraber? Şöyle maviye de geçelim. Şimdi bunun gördüğü ne var? Sadece bir tane var. Bir yazdım. Bu biri görüyor. Bu bir görüyor. Bu bir görüyor şurada bir gördüğü var mı arkadaşlar? Yok. Burayı boş bırakmış. Biz de sıfır yazalım. Toplamayalım zaten. Şimdi bu ne yapıyor arkadaşlar? Şurada iki tane görüyor. Şu arkadaş ne yapıyor? Bir görüyor. Şuradaki arkadaş iki tane görüyor arkadaşlar. Şurası iki tane görüyor. Şuradaki arkadaş üç tane görüyor. Şuradaki arkadaş iki tane. Şuradaki arkadaş iki tane görmüş oldu. Buraya yazarsam iki tane. Şuradaki bir. Şuradaki bir. Şurası 3 tanedir arkadaşlar. Bakın buradan 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 görüyor. Şurası nedir? Burası da 3 tanedir. Şuraya geldim 2 tane. Şurası 1. Şurası 1. Şu 2 arkadaş da 2 tanedir diyeceğim. Ne yapacağız sonra bunları? Toplayacağız arkadaşlar. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3, 14, 16, 19, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 36 tane cevabım Ceyhan'dır diyeceğiz. Renkli kalemle eğer olmayacak sınav ayağında renkli kaleminiz olmayacak arkadaşlar. Ne yapacağız? Yuvarlak için almak da bir teknik ama kenara da yazı yaza da gidebilirsiniz. İşlem hatası yapmamaya dikkat edin. Bu kadar basit bu kadar güzel bir soruyu kaçırmayın arkadaşlar diyelim. Güzel. Biraz e, matematiksel bilginin de ihtiyaç oldu. Hani dedik ya zor soru nasıl olacak? Arkadaşlar zor sorunun içinde yorum olacak, şekil olacak bir de matematiksel bilgi olacak. Bu nedir? İşte 35 40 arasındaki sorularda ne var istiyor? Hepsinden biraz biraz istiyor bizde. Bizim hedefimiz de öyle. Burada bakalım bu sorular bu da ona benzer sorulardan biri aslında. Demiş ki Sina'nın anne ailesinin satın almak istediği dairenin planı aşağıda verilmiştir. Bu plana göre odalar dikdörtgen şeklindedir demiş arkadaşlar. Odalar dikdörtgen şeklinde. Bu apartman dairesinin toplam alanını bulmak için her bir odanın alanını bulup toplanabilir. Yani hepsini ayrı ayrı mutfağı, salonu, oturma odası, arayı, banyoyu, yatak odasını bulup toplama yapabilirim. Ya da demiş bunun yerine 4 uzunluğu ölçerek toplam alanı bulabileceğimiz daha kolay bir yöntem var. Yani 4 tane uzunluğu biliyorsam diğerlerini yapabilirim diye bir kolay yöntem varmış demiş. Buna göre demiş apartman dairesinin taban alanını duvarlar dahil olmak üzere A, B, C, D, E, F arasından 4 uzunluk kaç farklı şekilde seçilebilir? Şimdi burada neyi soruyor bana? Soru ifade olarak daha kolay bir ölçek demiş. Kolay ölçekten kastı. Ne yapacağız biz burada? 4 tane değer bileceğim ve cevabı bulacağım. Onu nasıl bulacağım? Şimdi şurada A var. Şurada E var. Şurada C var arkadaşlar. 3 tane harf var. Şimdi ben bu 3 harften eğer 2 tanesini bilirsem. Neyi bilirsem mesela A ile E'yi bilirsem. C'yi zaten bulamaz mıyım? Toplarsam C'yi bulabilirim. Veya A ile C'yi bulursam E'yi bulabilir miyim? Bulurum. Burada biz her uzunluğu bilmemiz gerekiyor. Çünkü tamamından belki şurayı çıkartacağız veya farklı şeyler yapacağız. Tek tek hesaplayabilmemiz lazım. O yüzden 3'ün ikilisini seçebilirim şunlardan. Bu tarafta ne yapacağım? B, F, D'de arkadaşlar. İki tanesini bilirsem mesela D ve F'yi bilirsem B'yi zaten çıkartırım. Veya F ve B'yi bilirsem D'yi zaten bulurum. O zaman burada da 3'ün ikilisini seçeceğiz. 2, 2, 4 tane nokta doğru uzunluk bileceğiz. 4 uzunluğu biliyorsak alanı bulabiliriz. Kolay yöntem. Yani hepsini vermesine gerek yok bize. 4 tane ayrı uzunluk. 2 tanesi işte sağ sol taraftan. 2 tanesi üst aşağıdan verirse yeterli oluyor dedik. E, bu da bir e, seçme kombinasyon sorusu olmuş arkadaşlar. 3'ün ikilisi neydi? 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel diye yapıyorduk. Yani 3-1 çarpı 2 faktöriyel 3'tü zaten. Aynı şekilde 3 3 kere 3. 9 farklı şekilde seçebiliriz diyeceğiz. Dediğim gibi biraz matematiksel bilgiyi de istiyor. Burada seçme kombinasyon konusunda kombinasyonun yeni tarza yansımış hali bu şekilde olacak diyelim. Biraz da tahmin istiyor bizden aslında. Şey i̇şte nasıl yapabilirim? A ile E'yi biliyorsam C'yi zaten bulurum. O yüzden buradan herhangi ikisini bilmem yeterli bana diye düşünmemiz gerekiyor. Güzel. Ömer'cim zaman hızlı akıyor. Bugün arkadaşlar 3 tane testim kaldı. 3 testi e, ee ilk iki derste bitireceğim inşallah. Son testimizde, son dersimizde de diğer üniteye başlamak istiyorum. Aşağıdaki şekilde dairesel hücrelere ondan başlayıp 15'e kadar olan tam sayılar her hücrede farklı bir sayı olacak bir yerleştiriliyor. Yukarıdaki düzenekte her karenin içine kare ile aynı doğrultuda bulunan 3 dairenin toplamı yazılıyor arkadaşlar. Demiş burada bir kuralım varmış. Yani şuraya yaparsam A, B, C dersem şurası A artı B artı C. Şurası D, E dersem C artı D artı E olsun. Şurası da F A, F, E olur diyebiliriz. Şimdi buna göre demiş verilen şekilde K çarpı L artı M ifadesi en çok kaçtır demiş. Şimdi Toplamları ne olması lazım? 39 vermiş. Aynı doğrultu. 10'dan 15'e kadar demiş arkadaşlar. 10, 11, 12, 13 14, 15 diyeceğim. Şimdi ne yapalım? Burada şu önemli iki tane kenara ortak vereceğimiz şeylerin büyük sayılar olması gerekiyor arkadaşlar. Yani şuraya mesela 15. Şuraya 14. Şuraya 13 vermem lazım. Bunu deneme yanılmayla bulacaksınız arkadaşlar. Diyelim şimdi burayı toplarsam ne olur? Biz ama bir de ne lazım bizde? K ile L'yi çarpacağım. M'ye ekleyeceğim. M'ye daha az bir sayı vermem lazım. Diğerlerine daha büyük bir sayı olsun. O zaman şöyle desem. Şuraya 15 vereyim. Şurası ne olsun? 14 olsun arkadaşlar. 39 şey 29 şuraya 10 kalabilir sayılarda. Buraya ne kaldı? 13 kaldı. 13 15 28 11 kaldı. 27 12 kaldı diyebilirim. Bunu deneme yanılmayla bulacaksınız arkadaşlar. Ee, yani biz KLMN'ye 15, 14, 13 de vermeye çalışacağız ama 15, 14, 13 bu şekil için köşelerde olmak zorunda. Başka türlü toplamı sağlanmıyor arkadaşlar. Ortaya koyduğum zaman çünkü 15'i iki tarafa da kullanmam lazım. Yani buraya da buraya da kullanmam gerekiyor. K ile L'nin çarpımı 12 çarpı 11. 12, 12 dersem 132 etti. M de 10'muş. 132 artı 10'dan 142 buluruz. En büyük değeri budur deriz arkadaşlar. Ne yapacağız? Elimizde zaten olanlar belli. Bunları yerleştireceğiz. Dün de bahsetmiştik bu sorularda biraz siz ilk baktığınız zaman biraz fazla düşüneceksiniz bu sorularda. Düşünmeniz hani 5 dakikada çözüyorum, çözüyorum ama 5 dakikada çözüyorum dediğiniz sorular var. Onlar bunlar arkadaşlar. Pratik yaptıkça daha fazla soruyu gördükçe rahatlıkla yapacaksınız diyelim. Güzel. Burada ne demiş? Aşağıdaki şekilde 6 daire e, sayılar 6 daireye sayılar yerleştirecektir. Bu yerleştirmede herhangi bir dairedeki sayı bu daireyle bu daireyi ok yönünde gösteren dairedeki sayının ekoku olacaktır demiş. EKOK olarak neydi? En küçük ortak kattır demiş arkadaşlar. En az nedir diye bir şey sormuş arkadaşlar. Burada 8'le kimin ekoku 72'dir? Mesela en çoğu sorsa ne yapardık? 8 72'nin katı ya. Z'ye 72 verecektim. 72 verseydim 72 ile 8'in ekoku gene 72'dir. Ama en az olması lazım. Mümkün mertebe aralarında asal sayılar seçiyoruz arkadaşlar. E ne yapalım buraya? 9 verelim arkadaşlar. 72 360. Yani 72 ile kimi çarparsam en az 360 ediyor diyeceğiz arkadaşlar. Onu ekokta yapabiliriz veya 360'ın çarpımlarını ayırabiliriz. Yani şuraya da 40 dersek 8 ve 5 olarak gelecek aslında. 40'ı verirsek geliyor arkadaşlar. Yine uzun uzun da denenebilir. 360'ın çarpımları nedir arkadaşlar bu? E, 9 kere 4. 2'nin karesi 3'ün karesi 2 5 oldu. Aynı şekilde 36 e, çarpı 2 2 çarpı 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi oldu. Diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi buraya ben ne alabilirdim? Onu da göstereyim. Şimdi burada eksik olan şey ne var? Sadece 5 var. Ben bu arkadaşı 5 alabilirdim. Direkt 40 almamın sebebi ne? Şimdi aşağıda 8 var. 5 alırsam 8'in o kekinde girmiyor. 5'ten büyük bir şey almam lazım. Burada 8 var. Şunu 5 alırsam, burayı 40 alırsam en azı bulmuş olurum diyeceğim. Normalde 5 ile 72'nin ekoku da gene 360'tır arkadaşlar. Ama biz burada aşağıdaki 8'den dolayı şurayı 40 almak zorunda kaldık. Sorun vardır. Tamamdır. Ne yapalım burada o zaman? 40 artı 5 artı 9'u soruyor bana. En azı sorduğu için en az değerini buldum. 45 54 etti. Cevabım Bursa'dır arkadaşlar. yani Burada e, tahmin etmemiz önemli. E, y ve eksi vermemiş. 8 burada sadece kafa karıştırıyor. En başta buradan gitmemiz ister Tersten gitmemiz lazım. 9'u zaten bulmak çok e, zor olduğuna inanmıyorum. 72 ile 5'in olduğunu bulabiliriz direkt buradan. Çünkü çarpanlar önce buraya 5 bulsam yetiyor birbirine dedik. Tamam. Abim kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum abi Fatih Yavuz. Ee, yayınlarımızı takip ediyor. Önceki kitaplarımızda ismini kullanmıştık. İsim hakkı istedi bizden. Bu kitapta gerçi buraya da yazdık. İlerleyen şeyler de çıkacak. Teşekkür ediyoruz yayınlarımıza verdiği destekten dolayı. Diyelim. Ee, burada 40'ı bulduk arkadaşlar. 40'ı nasıl buldum? 5'i buldum. Sonra 8 ile 5'inki 40 yaptığı için en az değer için en az 40 dedim. Başka ne diyebilirdim? Bir iki fazlası daha 80 de diyebilirdik aslında o oranda. Ama biz minimumu istiyoruz. Şuradaki 8 bizi 5 alırsam 40'a çıkar diye göstermiş oldu deriz. Sıradaki soru. Arkadaşlar bununla ilgili dün küpler çizmiştik beraber. Ee, bu küplerde hatta bir tanesi elimdeydi. Ne yapacaktık bunu biz anlatmıştık Aleyhisselam'da ben ne yapmıştım peçeteyi aynı şekilde kesmiştim katlamıştım ne geliyor sonu yapmıştım. Şimdi aynı şekilde burada bir açılmış küp var arkadaşlar bunu katladığımız zaman görünümü aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bir şey sormuş arkadaşlar. Şimdi burada baktığım zaman şöyle bir bakarsak şu çaprazdan gösterebiliyor muyum bilmiyorum ben boyadım kapandıkta kapanmadan önce e, deneme yanılma yöntemi arkadaşlar burada görsel zeka katlarsak ne olur şununla şu çapraz gelmesi lazım şurada köşede birleşiyor nerede var köşede birleşen bu var Burada yok. Bu olabilir. Bu olabilir. Bu olabilir dedik. Ama bunu bu taraftaki çapraz kalacak. Bunlar aşağıda birleşecek diye düşünüp cevabın C olduğunu görmeniz lazım. Bunu dediğim gibi açıp kapatırsanız yani küp, küp şeklinde kesin biraz el sanatları origami de biraz olsun diyelim e, derslerimizde de kullanabilin arkadaşlar. Yani kendi el becerilerinizi burada geliştirmeyi de becerelim inşallah. Ee, dediğim gibi bu soru çok kolay bir soru. Eğer düşünürsek işlem hatasına da müsait bir soru. Bunun yerine peçeteyi direkt kesebiliriz. Ee, ben yaptım. Kimse yasak demedi arkadaşlar. Ee, denedim yani. Gözetmen de bir şey demedi. Hatta gözetmen izledi de ne yapıyor bu diye. Peçete bizde arkadaşlar. Bununla ilgili problem olacağını sanmıyorum. Herhangi bir açıklama yapmadı. Ee, bununla ilgili yasaktır demediler. Ne veriyorlarsa onu aldık. Diyelim. Güzel. Ne diyor arkadaşlar? Aşağıda puan değerleri 4, 6, 8, 10 ve 12 olan 5 bölmeye ayrılmış hedef tastası verilmiş arkadaşlar. Her bölmede isabet eden atış sonunda bölmedeki puan kazanılmaktadır. Dart oyunu düşünün arkadaşlar. Dart oynarken ne yapıyorduk? İşte attığımız yeri kazanıyorduk, puanları topluyorduk diye işlem var. Demiş ki 5 atış yapan bir kişinin, 5 tane atış yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 atış yapan bir kişinin, Demiş ki atışları hedef tahtasını vurduğu bildiğine göre. Attım 5'ini de tahtadan vurdum. Buna göre demiş kazanılan toplam puanın alabileceği kaç farklı değer vardır demiş. Buna benzer bir soruyu ilk ünitemizde de çözmüştük arkadaşlar. Benzer şekilde ne olabilir şeklinde şeyimiz vardı. Önce ne yapacaktık? En az ne olabilir? En az hep attığımı hepsini 4'ten vurayım arkadaşlar. 4, 4, 4, 4, 4, 4 mı olur? Ne alırım buradan toplam? 4 kere 5, 20 alırım arkadaşlar. En çok ne alırız? En çoğa bakarsam 4, 5 olsun. En çok da 12, 12, 12, 12, 12 olsun. 60 puan alır. Şimdi en azı en çoğu biliyorum. Bazen birer birer artıyor arkadaşlar. Terim sayısı formülüne bakacağım ama burada ne artıyor? Mesela 4, 4, 4 attım. Diğerini bir fazla ne alabilirim? Ne, nereden vurabilirim? 6'dan vurabilirim. O zaman şurası 6 olursa ne olur bir sonraki? 22 olur. 8 olursa 24 olur diye aradaki bütün sayıları alabileceğim ben 2'şer 2'şer. O zaman 20'den şöyle virgülle gidelim. 20 22 24 60'a kadar kaç tane terim vardır? Terim sayısı formülü arkadaşlar. Terimler toplamı, terim sayısı, işte 1'den ne kadar olan sayıların toplamı. Bu 3 tane formülü artık bilin arkadaşlar. Her yerde kullanıyoruz. Yani ee, diğer formüller koktuğumuz her şey geçmiş sınavlarla bir kıyaslayın arkadaşlar ne formüller vardı ki sonsuza giden köklerin formülleri onlar bunlar onların yanında sadece bunu istiyoruz arkadaşlar bunu da kolaylaştırmak için yoksa sayabilirsiniz bu soruda illa formülle çözecek diye bir şey yok ama zaman istiyoruz. Zamandan kazanmak istiyoruz. O yüzden terim sayısını bilmemiz lazım. Nedir? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı ikişer ikişer gittiğini burada hesaplamak en önemli şey arkadaşlar. Böyle 2 artı bir de ne var? 1 var arkadaşlar. 20 bölü, 40 bölü 2'den 20 artı 1 21 eder. Cevabım Ceyhan'dır deriz arkadaşlar. Neyse o ders bitmeden 5 dakikada 4 tane soruyu çözmeye çalışacağım diyelim. Şimdi arkadaşlar dişliler var, çarklar var diş sayıları sırasıyla 3, 2, 5 ile orantılı olan 3 çark birbiriyle bağlantı olarak dönmekteymiş arkadaşlar. Her bir çark birbiriyle eşit büyüklükte 6 eş parçaya ayrılmıştır. Yani her biri eş 6 parçaya ayrılmış demişiz arkadaşlar. Bağlantılı çarklardan biri saat yönünde dönerse diğeri saatin ters yönünde. Bu bilgiyi vermeye de bilir. Bunu biz düşünmemiz lazım. Çark dönerken işte birbirine kapatacak. Biri bu tarafa dönüyorsa diğeri terse dönecek diye. Bilmenizi de isteyebilir sınavda. Biz vermişiz ama bence ÖSM'de verir bu bilgiyi. Çünkü e, hem soru uzun görünüyor artık yeni tarzda sizin önyargıyla bakıp korkmanızı istiyorlar. Hem de e, biraz daha açık olsun öğrenci yapmaya çalışan öğrenci gerçekten uğraşsın diyebilir demişiz. Buna göre birinci çark saat yönünde 5 kez tam tur dönerse ikinci ve üçüncü çarkın görünümleri aşağıdakilerden hangisi gibi olur demiş arkadaşlar. Şimdi neymiş? 3'ler, 2'ler, 5'ler. Yani bu 3k, bu 2k, bu 5k mı? Şimdi ben bunu 5 kez yapacağım. 5 ile çarpacağım arkadaşlar. 5 ile çarptığımda 2'ye bölmem lazım. Hemen biz nasıl yapalım şuraya? 2 katını verelim. Yani 3k değil de 6k vereyim. 2k değil de 4k vereyim. Bölme işlemim kolay olsun diye arkadaşlar. 4k vereyim. 5k değil de 10K verelim. Şimdi 5 kez tam tur dönmesi ne demek arkadaşlar? 6 kere 5 30K mı olur? Yani 30K kadar yol dönecek. Hani bisiklet sürerken arkadaşlar bunu e, gerçek hayatta da bilelim. Zincir tektir değil mi? Zincir değişmez. Hepsinden dönüyor. Sonuçta aynı yer dönüyor. Birbirine bitiştirdiğim zaman da şurada geçen alanlar aynı olması lazım. Yani bu 30K'lık tur attıysa bu da 30K'lık tur atması lazım. Şimdi tam tur atan arkadaş yönü değişecek mi arkadaşlar? Değişmez. Şimdi bu 30K attı. 30K'da ne olur? Şimdi her 4'ün katında 4K'da tam tur dönecek mi arkadaşlar? 4K'da tam tur tam tur gitti arkadaşlar. Sonra 28'e kadar geldim. 2K dönmesi lazım. 2K'da nereye dönecek? Şimdi şöyle baktım. Nereye doğru dönüyormuş? Birinci kart saat yönünde 5 kez tam tur. Saat yönü. Bazen saat yönü diye şurada belirtiyorlar arkadaşlar. Saat yönü bazen belirtmiyorlar. Bunu da belirtmek zorunda değiller. Bilmenizi isteyebilirler arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş saat yönüne gidiyorsa rengi değiştirelim. Saat yönüne gidiyorsa bu arkadaş nereye dönecek? Buraya dönecek arkadaşlar. Şimdi baktım. 30K döneceğim. 4K bir tam tur ikinci çark için. 8K ikinci tam tur. İşte 16, 16K, 24K, 28K tam tur. 28K'yı döndüm. Aynı yere geldim tam turda. Sonra 2K daha döneceğiz arkadaşlar. 2K daha dönmek ne demek? Bunun yarı yarıya yer değiştirmesi demek. Yani şuradaki sarının aslında 6 taneydi. 3 tane geçecek sonra. 1 2 3 buraya gelecek bu sarı. Aynı şekilde bu da bir arkasına gelecek. Sarılarımız nerede olacak? Şu ikisi sarı olacak. Sarıyı da alayım. Şurası sarı olmuş olacak. Şimdi baktım. Burası sarı olan bu değil. Burası sarı olan bu değil. Burası sarı olan bu değil. Burası sarı olan bu da değil. Burası sarı olan sadece bu var. Cevabım denizi diye de rahatlıkla buldum. E, büyük çaktan bakarsak daha şey oluyormuş. Zaten büyük çakta da şu var. 10K ya arkadaşlar. 3 30K'da ne olur? 10 30'un katı. 3 tane tam tur dönmüş olacak. Bu e, tam turda yeri değişir mi? Aynı kalır, sabit kalacak. Cevabım denizde olmuş olacak. Oran orantıyla birleştirilmiş e, kolay olmayan bir soru. Bunu söyleyeyim. Yani biz bu kadar hızlı çözdük, bu kadar rahat çözdük ama bu soruyu çok kolay değil arkadaşlar. Özellikle 3, 2, 5 verirsek rasyonel geldiği için bazen korkuyoruz rasyonel sayılarda. O yüzden böldüğümüz şeyleri tam bölsün diye biraz bazen 2 ile 3 ile çarpabiliriz. Çünkü 6K, 4K alırsam 5 katı 30K. Burada yarısı gelmiş olacak. Mesela burası 3K alsaydım 15K diyecekti. 15K belki kafamızı karıştırabilir de diyebiliriz. Kolaylaştırmak da zorlaştırmak da sizin elinizde diyelim. Bir tane daha çözelim. Kural arkadaşlar. Süreye böyle baktığımız zaman uzun uzun düşünebiliyoruz. Burada ne yapacağız nedir ne değildir diye yazmış. 1 demiş 9 demiş 1 demiş A demiş 3 demiş 3 demiş 6 3 6 6 demiş. Acaba kuralı nedir? Bir kurala göre oluşturulmuş. Kuralı işte birkaç tane hepsi arka arkaya gittiği için görmemiz lazım. Ee, dediğim gibi tek başınıza bakarken biraz daha zor görebileceksiniz ama ben burada direkt çözümü vereceğim. Çok fazla oyalamaya gerek yok. 1 ile 9'u çarptım arkadaşlar. 3'e böldüm 3 geldi. 9'da 1'i çarptım 3'e böldüm 3 geldi. 3 ile 3'i çarptım 9 3'e böldüm 3 geldi. 3 ile 6'yı çarptım 18 3'e böldüm 6 geldi. 3 ile 6'yı çarptım 18 3'e böldüm 6'yı geldi. Ne yapacakmış o zaman? X ile Y'yi çarpıp 3'e bölecekmişiz. Bir aşağısında verecekmiş. Yani kuralı şöyle görebiliriz. X, Y şu arkadaş. X çarpı Y bölü 3'tür. Kural bu şekildeymiş. Daha farklı daha zor kurallarımız da vardı dün. Bunu düşünmemiz lazım. O zaman 1 ile kimi çarparsam 3'te 1'i e 18. 1 a bölü 3 6 olacak. 1 a eşittir 18. Yani a'mız 18 olurmuş. Cevap deniziymiş deriz. Bir tane daha çözeceğim. Öyle araya gireceğim. Burada da arkadaşlar gene bir kural var arkadaşlar. Kural da şu var. Şimdi şuraya gittim. 3 ile 2'yi topladım. 5 geldi. 2 ile 9'u topladım. 2 ile 7'yi topladım. 9 geldi. O zaman şurada birer birer dönüyor aslında. Burada 6 ile 2'yi toplayacağım. 8 gelecek diye bir kuralım var dönme olayında. Başka ne var? Ee, bol bol düşünmeniz de gerekecek tabi. 5, 9, 3 var arkadaşlar. Şu 3'ünün toplamı 17. Şurada da 3'ünün toplamı 17 gelecek. Denedikçe de bunu bulacaksınız zaten. 10 şuraya 4 geldi arkadaşlar. Sonra şimdi 3, 5, 8 şuraya geldi. 4, 1, 9 olacak arkadaşlar. Tabii bize x, y, z'nin çarpımını soruyor. 8 çarpı 1 çarpı z'ye bakacağım. Şimdi 8, 5 toplamı 17 olması için ne yapmam lazım? 13, 4 olması lazım arkadaşlar. Şimdi 4, 1 şuraya geldim. Burada ne olacak? 3 ile z'yi toplayacağım. 4'e gelecek. Bu da 1 olması lazım. E bu da 1'miş. Çarpımları 8 eder diyeceğiz arkadaşlar. Kolay soru değil. Kabul ediyorum. Bunu düşünmek gerçekten e, emek istiyor, görmek istiyor. Ama karşınıza böyle bir şey de çıkabilir. O yüzden biz bunu veriyoruz diyelim. 11 dakika ara. Arkadaşlar arada yayınlayacağımız soru dün gönderen arkadaşlarınız oldu. Doğru gönderenler de oldu. Ee, çok zor bir soru değil bu sefer. Sorunumuzun cevabını Kafa Dengi TV'mizin Kafa Dengi yayınlarının Instagram hesabında gönderirseniz çekilişte size deneme sınavı hediye edeceğiz. Teneffüs boyunca sorumuzu ekranda göreceksiniz zaten. Görüşmek üzere.